Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Altın cephesinde bu hafta arkadaşlar e, gümüş ons, altın ons ve gram altın değerlendirmesi yapacağız. Değerlendirmemize e, gümüş onsla başlayalım. Gümüş onsla bizler için kritik seviyeler takip etmemiz gerekecek kritik seviyeler nereler? Sizlerle birlikte hep beraber bunların bir değerlendirmesini yapalım. Arkadaşlar gümüş onsta 17-30 e, civarında e, şurada bir 17-30 seviyesinde önemli bir direnç bölgemiz var kısa kısada Eğer on e, bu 17-30 bu seviyesinde e, Gümüş ons yukarı doğru hareket edemezse aşağıda 17-10 seviyesi e, gümüş Ons'ta takip etmemiz gerekecek önemli bir destek seviyesi olacak. 17 10 altına da sarkmalarda Gümüş Ons'ta takip edeceğimiz e, en e, önemli seviyemiz 16.82 seviyesi var. Evet bu 16.82 destek ve 17 10 destek seviyeleri bizler için önemli. En önemli e, kritik direnç seviyemiz de gümüş ons'ta 17 .30, 30 seviyesinde bulunmakta. Gümüş ons 17.30 30 direncini aşamaz arkadaşlar. Geri çekilmeler 17.10 10 16 58 seviyesine kadar olabilir. O yüzden gümüş ons'ta 17 30 e, bizler için önemli bir seviye. 17.30 30 takibimizde olacak. 17.30 30 Gümüş Onsta eğer aşılırsa da arkadaşlar Gümüş Onsta en önemli takip etmemiz gerekecek seviyemiz ilk etapta 17.56 seviyesi. Takipimizde olacak. 17.56'yı da yukarıya doğru kırabilirsek 17.72 seviyesinde bulunan haftalık direncimiz var. Yani 17 .30 üzerinde kalışlar gümüş onsu arkadaşlar 1772 seviyesine kadar taşıyabilir. O yüzdendir 17-30 bizim için çok önemli gümüş olsa 1730'u dikkatle takip edeceğiz. Bu verdiğim rakamları takipte kalın. 17 altında da arkadaşlar 17-10 ve 16-82 seviyelerine doğru bir geri çekilme gümüş onsta yaşanabilir. Bugün ve bu hafta içerisinde 17.30 seviz, 17.30'daki e, direnç seviyesi gümüş onsta takipimizde olacak. Altın onsa da bakalım altın onsta neler olabilir. Altın ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar altın onsta e, 1478 seviyesinden bir haftalık kapanış geldi. Altın onsta 1464 üzerinde kaldıkça arkadaşlar e, yukarıda 1485 seviyesini test etmek isteyebilir. Altın ons'ta da 1485 seviyesi bizler için önemli. Evet, 1485'te bir kuvvetli direnç bölgemiz var. 1485'i direncini yukarı doğru da kırabilirse altın ons'ta 1491 takipimizde olacak önemli bir seviyemiz olacak. 1491 altın ons'ta biraz e, kuvvetli bir direnç bölgesi olacağından dolayı arkadaşlar e, 1491 seviyesinden e, geriye doğru dönüşler yaşanabilir altın ons'ta o yüzden e, bu 1491 seviyesinde dikkatli olmakta fayda var ons altında. Şurada gördüğünüz e, çizdiğim üçgen içerisinde de bir sıkışma var arkadaşlar. Bunun üst seviyesi 1491, üçgenin üst seviyesi 1491, alt seviyesi de 1465 civarından geçiyor. O, o yüzdendir ki arkadaşlar altın onsta 1485 ve 1491 dirençleri önemli takip edilmesi gereken direnç yerlerinden ee, ikisi aşağıda da e, 1465 1400 Evet 1465 destek noktamız var Önemli artık bizler için bu 1464 altına da altın olsun inmedikçe arkadaşlar altın olsun da 1491 hedefi olabilir Altın onsta bu verdiğim rakamları takipte kalın. Şimdilik e, en önemli seviyesi 1485'te en önemli direnci 1485 seviyesinde gözüküyor. 1485'i yukarı doğru kıramazsak altın onsta da 1478 seviyelerine doğru, 1478'deki desteğe doğru bir geri çekilme yaşanabilir. O yüzden. 1485 önemli takip edeceğimiz e, bir yer. Olumluya dönebilmesi için de ons altının mutlaka 1491 üzerinde haftalık kapanışlar yapabilmesi lazım. Haftalık kapanışlarda da ons altında 1491'i takip edeceğiz. E, günlük kapanışlarda da arkadaşlar 1478 1478 seviyesini takipte kalın. Bu 1478 altına inmememiz lazım. İnersek de geleceğimiz yer 1465 olur. Bu hafta bu verdiğim rakamlar takibinizde olsun. Önümüzdeki hafta artık tekrar altın tarafına da düzenli videolar yapıp paylaşacağım. Bu videoları takipte kalın. Gram altın tarafına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altın tarafına da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında ee, artık 279 seviyesinin önemli bir destek haline geldiğini görüyoruz. Şuradaki 279 seviyesi artık bizim için önemli bir destek. Bu destek kırılmadıkça da arkadaşlar gram altında e, yukarıda takip etmemiz gereken önemli bir seviyede 283 ve 287 dirençleri olacak gram altında 283 ve 287 dirençleri 279 önemli 279'u takipte kalıyoruz 279 altına eğer ki sarkmalar gerçekleşirse de arkadaşlar o zaman gram altında 273 seviyesini takipte kalacağız e, gram altında şöyle bir durum var arkadaşlar ons tarafından da biliyorsunuz ons'taki yükselişten de e, dolar yönündeki yükselişten de gram altının etkilenebilmekte. O yüzdendir. E, gram TL, gümüş TL tarafında olan arkadaşlar, ons tarafındaki arkadaşlara göre daha şanslı görüyorum ben. E, çünkü gümüş ons da bir üçgen içerisinde, altın ons da üçgen içerisinde sıkışmaları devam ediyor. Bunları yukarı yönlü kırarlarsa hem TL bazlı hem ons bazlı yukarı doğru hareketlerden altın ons etkilenebilir ve e, 287'li seviyelere doğru da gram altın ataklarına devam edebilir. O yüzdendir gram altında dediğim gibi arkadaşlar 279 art önemli bir e, direnç seviyesi haline geldi. Bu 279 üzerinde de 283 ve 287 rakamlarını arkadaşlar takipte kalıyoruz. 279 altına da eğer gram altın sarkarsa o zaman da 273 destek noktası takibinizde olsun. E, altın tarafında da anlatmak istediklerim bu kadar. Verdiğim seviyeleriniz takibinizde olsun. Her hafta altınla ilgili paylaşımlarıma devam edeceğim. Hafta içi de uygun gördüğüm yerlerden tekrar müdahale ederim. Videoma bir beğen atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olurlarsa memnun olurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.